Bu uygulamada sizlere Power BI Desktop ortamında kart gösterinin kullanımını göstermek istiyorum. Yine her zaman kullandığımız satışlar verisine gidelim. Yine satışlar verisini doğrudan alıyorum. Herhangi bir sorgulama ihtiyacım yok. Arkadaşlar, şimdi bu kart görseli tekli ve çoklu oluyor ama tipik kullanımı tekli kontrollerin hemen hemen her raporda bulundurabileceğiniz tek bir değer. Bu bir kar oranı olabilir ama bir şeyin toplamı sayısı olabilir. Bakınız, sizlere hemen örnekler yapmaya çalışayım. Kart gösterini attım. Çok sayıda kullanabilir ve dizebiliriz burada. Bir tane daha yapayım. Bir tane daha. Bakınız, geldim veri alanlarımdan. Mesela tutar alanını atıyorum. Zaten tek bir alanı var. Attım üzerine. Yaptığı şey hemen tutar alanının toplamını almak. Ama tabii ki burayı açabilirsiniz. Ya ben ortalamasını göstereyim. Ya ben işte farklı minimumu, maksimumu göstereyim diyebilirsiniz. Daha sonra da yine bu tür şeylerinden, görsel bölümlerden giderek buradaki düzenlemeyi yapabilirsiniz. Diğer taraftan buna gelelim. Bir metin veriyi de sürükleyebilirsiniz. Bakınız, bir müşteri. Müşteri dediğinizde de hemen müşterinin neyine bakacaktır? Bakınız, ilk müşteri. Buradan gidip müşterinin sayısını bulabilirsiniz. Benzersiz veya toplam. Hani tekrar edenleri bu toplam kayıttaki sayı gibi. Ama benzersiz müşteri sayısı, yani unique sayısını alabilirsiniz. 18 müşteri varmış. Yine benzer şekilde bakınız, ilini atayım. Yani kullanabileceğiniz ilk ili olabilir. Açalım buradan. Bakın, son ili gösterebilir. Yani raporlarımızda hani normalde biz hep görselleri ekleyerekten raporumuzu oluşturacağımızı söyledik ama ya da yapıyoruz ama sadece bununla kalmayacak. Dolayısıyla hani buraya atalım işte bir takım görsellerimizi çoğaltalım vesaire. Ondan sonra Ctrl C V yaptım. Ondan sonra farklı şeyleri gösterebiliriz ama yukarıda da toplam satış, müşteri adedi, şunu bir tane de oran bulayım. Ondan sonra hani yapmıştık hatırlarsanız hep işte bir kar oranı gibi bir hesap, ister kullanacağınız bütün ölçülerin sonuçlarını gösterebilirsiniz. Sütunların olabilir. Yani yapacağınız bir hesaplamanın diyeyim aslında kar oranı. Şuradan geldim. Bulmuştuk biliyorsunuz. Tek tırnak diyorum. T'ye bastım. Satış tutarı bölü maliyet tutarı, maliyet dedim. Tab şöyle seçiyorum. Evet. Eksi bir. Ve bulmuş olduğumuz bu kar oranı da ortalamasını götürüp, değil mi? Ondan sonra şuradan yüzdesini yapayım. Tekrar rapor bölümüne geleyim. Yine bir kart görseli atayım. Ona da kar oranını işte uygun bir şeyiyle buraya yerleştireyim. Gördüğünüz gibi tabii ki toplam değil, ortalamasını alacağız. Bu şekilde yerleştirebilirsiniz. Oldukça şık. Tabii ki işte bir takım şeyleri, düzenlemeleri elbette yapılabilecektir. Ayarlarsınız onları artık. Buraya dizersiniz. Kart görselinin bir de çoklusu da var. Şöyle alalım. Kart görselinin çoklusu da var. Yani çok elemanlı olanı, çok satırlı olanı buraya alayım. Burada da iki tane şey yapabilirsiniz. Atıyorum ürün adını ve fiyatını getirmek gibi. Ama hani çoklu da olabilir tabii ki. Yine çeşitli düzenlemeler olabilir. Ama tabii ki bu tür şeylerde tablo kullanmak, işte matris kullanmak da daha iyi olabilir. Ama sonuçta bu tür düzenlemeleri de yapabilirsiniz. Demek ki raporlarımızda, dashboardlarımızda hep kullanabileceğimiz şey toplam sayısı vesairesi gibi tek hücrelik alanları, yine oluşturduğumuz ölçülerin ve sütunlarla ilgili hesaplamaların sonuçlarını yansıtmak için
kullanabileceğimiz bir araç. Dolayısıyla kurumsal raporlarımızda çok sık kullanabileceğimiz bir görsel diyebiliriz. Evet. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.